Kavram Atölyesi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kavram Atölyesi programı TV 111 ekranlarında siz sevgili seyircilerin için hazırlanan bir program. Aynı zamanda stüdyoda misafirlerimizin de bizzat katılımıyla gerçekleştirilen bir program. Kavram Atölyesi programında biz neler yapıyoruz, neler konuşuyoruz? Risale-i Nur Külliyatı, Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin telif ettiği eser olan Risale-i Nur Külliyatı içerisinde biraz derinlemesine araştırma gerektiren kavramları, terimleri, anlayamadığımız kavramları, terimleri masaya yatırıyoruz. Ve buna mesai harcayan, bu meselenin gerçekten ihtisasını elde etmiş kişilerle konuşuyoruz. Kenan Demirtaş hocamızla konuşuyoruz. Her bir programımızda bir kavramı ele alıyoruz ve onu Risale-i Nur Külliyatı içerisinde Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin yaptığı tariflerle anlamaya çalışıyoruz. Bugün inşallah yine küçük bir girizgah yapalım. Kavram, terim neydi ve bu çalışmaların ufku nereye dayanıyor? Yani kavramları bilmek bize ne kazandırıyor? Aynı zamanda dünya literatüründe bu kavram çalışmasının yerine buradan başlayacağız ve ardından uluhiyet kavramına bu programımızı hasredeceğiz inşallah. Hoş geldiniz hocam programımıza. Hoş bulduk. Şuradan başlamak istiyorum. Kavram çalışmaları, evet, çok kıymetli çalışmalar. Bu çalışmaları önce şunu söylemekte fayda var. Bir önceki programımızda bunu konuşamamıştık. Takriben Risale-i Nur Külliyatı içerisinde kaç tane kavram, kaç tane terim var? Siz halihazırda bu çalışmaları gerçekleştiriyorsunuz. Onları bir akademik formata sokuyorsunuz adeta. Bir tarifini çıkartmaya çalışıyorsunuz. Yani ne kadarını çalıştınız? Önce buradan başlayalım, ardından çalışmanın detaylarını da konuşalım inşallah. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi Risale-i Nur'da ne kadar kavram ya da diğer bir ifadeyle terim, eski ifadeyle de ıstılah var diye sordun. Tabii onu ancak Allah bilir. Bilemiyorum yani, tek tek saymadık ama baştan sona kadar Risale-i Nur taramasında önümüze çıkan bizim bazı terimler var. Bazıları da terimin dışında, yani kavram diyebileceğimiz tarzda kelimeler var. Bunları ne yaptık? Bunları aldık, açıkladık. Kaç tane dersen? İki tabii seviye açıklama yapıyoruz. Birisi normal halk için yaptığımız açıklamalar. Bu halk için yaptığımız açıklamalarda tespit ettiğimiz kavram 1080 tane. Zaten o yapılan bitmiştir yani. Evet. İkincisi biraz daha akademik seviyesi yüksek olan bir çalışma var ki o da şimdi şu anda yaklaşık olarak 300 civarında seviyeye geldi. Evet, mikrofonda burada araştırmada yapılan arkadaşlar var. Evet, ama onlar dedi. Ama onlar tamamlanan üzerine çalışmalar yapılanlar. Evet. Çünkü daha fazla. Daha fazla. Evet, evet, daha fazla. Yani belki bir o kadar daha fazla akademik seviyesi yüksek olan bu çalışmaları yapıyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar sağ olsunlar büyük gayretlerle ortaya koymaya çalışıyorlar. Tabii nasıl bu kavramları çıkartıyorsunuz derseniz, evet, biz önce şuna dikkat etmeye çalışıyoruz. Üstad Bediüzzaman Hazretleri bir terimi ya da eski tabirle ıstılahı, ki bunu daha önce açıkladığımız için terim, ıstılah, evet, kavram, işte sözlük manası falan diye oraya girmeyeceğim yani. Ama bir kelimeyi, daha doğrusu terim hüviyetini kazan bir kelime ki bugünkü göreceğimiz konu da uluhiyet, mesela bu bir terimdir. Bu tarz bir kelimeyi çeşitli yerlerde Risale-i Nur'un Üstad Bediüzzaman tarafından nasıl açıklanmışsa onları önce bir tespit ediyoruz. Önce o tespitleri yapıyoruz. Ama tabii alıyoruz, onları koyuyoruz. Şimdi eğer Risale-i Nur külliyatında sadece o terim kullanılmış da izah edilmemişse, ki öyle kelimeler de çok var. Ha, ne yapıyoruz? Hangi ilim dalına mahsus bir tarifse orada ya da kullanımı hangi ilim dalına aitse o ilim dalına müracaat ederek onu şey yapıyoruz, mesela açıklıyoruz. Yani bir mantık terimi ise mantık kitaplarını karıştırarak o terim orada nasıl tarif edilmiş onu getiriyoruz. Evet. Efendime söyleyeyim, tabii klasik mantık, modern mantık bunun içinde. İkincisi mesela bir kelam terimi olabilir. Kelam terimi ise kelam ilminin içine giriyorsun. Orada nasıl bir tarif bulmuş ya da tarif edilmiş onu alıyoruz. Mümkün olduğu kadar o tarifi getirdikten sonra bir de
Risale-i Nur külliyatıyla bu örtüşüyor mu, örtüşmüyor mu? Yani belki de üstad onun içinde birkaç tarif vardır. Onlardan bir tanesini seçmiştir. Biz de örtüşmeyeni seçersek tabii olmaz orada. Yani örtüşeni seçmemiz gerekiyor. Bunlardan mesela bir tanesi, bir iki kullanımı olan bir kelime olarak söylüyorum. İşaret-ül Hicaz'da geçen bir kelime var. O da mesela iltifat kelimesi. Evet. İltifat kelimesinin iki kullanımı var. Şey ilminde. Belagat ilminde. Bu iki kullanımdan bir tanesini tercih etmemiz gerekiyor. O bir tanesini işte tercih ediyoruz. Üstad orada hangi şeyi kullanmışsa, iltifatın hangi manasını kullanmışsa onu. İltifat tabii sözlük manasıyla hani ilgi göstermek, hoş davranmak karşısına, değil mi? Evet. Sözlük anlamıyla böyle. Evet. Fakat iltifat öyle değil. Yani bir şey konuşulurken üslup değişikliğine derler. Mesela o diye bahsederken sen diye bahsetmek iltifattır. Yani tamamen terim bu. Yani sözlüğü açtığınız zaman bunu bulamazsınız. Bu belagat terimi mi? Belagat terimidir. Evet. Şimdi mesela bir Fatiha'da hani Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlar ya. Elhamdülillahi evet. Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbine hamd olsun, değil mi? Evet. Veya hamd ona mahsustur diye. Kimden gelirse gelsin, kime giderse gitsin falan diye uzun tarifinden sonra. İşte Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ar-Rahman Rahim. O Rahman ve Rahim'dir. Maliki Yevmiddin. Din gününün sahibidir. İyyâke nabudû. Bak o derken iyyâ diyoruz. Evet. İyyâke. Ancak sana iyyâke nabudû ve iyyâke nestaîn. Ancak sana ibadet ederiz. Ancak senden yardım dileriz. Şimdi o derken birden sen demeye başladı. Yani halbuki aynı zattan bahsediyoruz. Allah'tan bahsediliyor orada. Fatiha suresinde. Allah'a o derken sen diye hitap etmeye başladın. Buna iltifat denir mesela. Evet. Tamamen farklı bir Şey yani. Bu bizim sözlüklerde bulamayız bunları. Evet. Sözlükteki manayla eğer oraya siz bakmış olsanız zaten bunları da çıkartamazsınız yani. Bu ne demek istiyor dersiniz. Ki Risale-i Nur'un bize anlatmak istediği tarzda oradaki konuyu anlamayız. Biz kendi anlamak istediğimiz tarzda anlamış oluruz. Bu arada bir soru var zannedersem. Evet. Hocam şimdi bu anlam vermeyle ilgili bir şey söyleyeyim. İltifat kelimesiyle ilgili. Risale-i Nur'un telifinden bugüne bakarsak 40-50 yıl gibi bir süre oldu. Hı hı. Bu çalışmanın en fazla belki 5 senelik bir geçmişi var. Peki bundan önce okuyanlar bu manaları vermeden veya vererek okunmasında ve okunmasında bir eksiklik oluyor muydu? Bunun meselenin bu anlamdaki önemi ne olabilir? Evet, güzel bir soru. Yalnız Risale-i Nur tabii herkes kendi kendine okur, kendi kendine istifade eder. Risale-i Nur'u anlar bir Kur'an tefsiri olarak. Kur'an-ı Kerim'e kendi kendine çıkabilir. Fakat her meselede tabii kendisi uzman olmadığı için ya da alim olmadığı için anlayamayabilir. Ha onun için devamlı olarak dershaneler teşvik edilmiştir. Gidin siz medreseler, Medrese-i Nuriye tabir edilen Risale-i Nur'un okunup da açıklandığı yerlere gidilmesi insanların tavsiye edildi. Çünkü orada ders yapanlar genellikle bu meseleleri bilirler. Orada bir şey, paragrafı okurken o paragraf hangi manada paragraftaki kelimeler hangi manada kullanılmışsa onlar orada açıklarlar. Dolayısıyla bu yaygın bir ders kültürü olarak ya da işte ne bileyim bir medrese kültürü olarak yaygınlaşmış oluyor. Birisi duydu mu ötekine yapıyor. Daha çok sözel bir tarzda insanlar arasında bu bilgiler yayılıyordu. Ama tek başınıza okuduğunuz zaman bunun altından çıkamazsınız. Yani şimdi şu anda bireysellik daha fazla ön plana çıkmaya başladı. Özellikle sosyal medyayla. Evet. Değil mi? Ya burada bu tip çalışmalara ihtiyaç var. Ama eskiden öyle değildi. İnsanlar mutlaka bir medrese-i nuriye tabir edilen, Risale-i Nur'un okunan ve anlatılan yerlerine teşvikler vardı ve insanlar da kalabalık bir şekilde gidiyordu. Yani bu var. Bir ikincisi, yani mesela Risale-i Nur külliyatını ders yapacak olan insanlar da, yani onların da aslında ihtiyacı var. Herkes de bilmeyebilir, ders yapacak ama bilmeyebilir. Onlara yardımcı olarak bu çalışmalar olması lazım. Bir başka konu da Risale-i Nur çeşitli dünya dillerine tercüme ediliyor. Mesela işte ne bileyim şu ana kadar tercüme edilen 40'ı aştı. Belki 50 oldu bilmiyorum. 50 dile Risale-i Nur külliyatı ya tamamen tercüme edildi ki Arapça'da, İngilizce'de olduğu gibi Almanca'da da büyük ölçüde. Ya da kısmen tercüme edildi. Mesela işte İran'da Fars diline sözler gibi, mektubat gibi mesela kitaplar tercüme edildi. Ya da başka dillere risalecikler şeklinde tercüme edildi. İşlerinden bazı bölümler yani. Muhtarat tabir ettiğimiz seçme böyle bölümler tercüme edildi. Mesela Rusça'da olduğu gibi falan. Şimdi 40'ı aşkın böyle dile tercüme edilmiş. Peki tercümanlar bunu tercüme ederken şimdi
istenilen dört dörtlük bir tercümanı bulamayabiliyorsunuz. Yani hem Risale-i Nur'u bilecek, hem Risale-i'nin içindeki terimleri bilecek, hem de iki dili birden çok iyi bilecek. Bu insanları nasıl bulacaksın? Ha o bulamıyorsunuz. İki dili çok iyi bilen insan var. Risale-i Nur'u da biraz biliyor ama tam işte az önce söylediğimiz gibi bu özel terimleri bilmiyorlar. Ki bunun için bir örnek de vereceğim. Malezya'dan bir örnek. Şimdi bilmiyorlar. Ha onların önüne böyle bir şey verirseniz, bak bu kelimeyi Üstad Bezzaman tarafından şöyle tarif edilmiş ya da işte çeşitli ilimlerde böyle tarif edilmiş diye adam oraya okuyacak, tercüme ederken doğru tercüme edecek. Yoksa iltifatı sözlüğü açarak bakıp tercüme etse yanlış olur mesela, değil mi? Bunun gibi. Malezya'da öyle olmuş. Risale-i Nur'un Arapçalarını okuyunca oradaki hocalar, üniversite hocaları, heyecanlanıyorlar. Biz bunu hemen Malayü diline tercüme edelim diye. Tam 40 tane profesör, doçent, doktor düzeyinde akademisyen toplanıyorlar bir araya Risale-i Nur tercüme heyeti kuruyorlar ve aralarında taksim ediyorlar. İşte diyorlar ki mesela birinci sayfadan sözlerin 200. sayfaya kadar sen tercüme et. 200'den 400'e kadar sen tercüme et. Falan yeri sen tercüme et. Külliyatı böyle aralarında paylaşıyorlar. Bir hafta sonra tekrar bir araya geldiklerinde diyorlar ki biz yapamadık. Niye? Herkes diyor ki bunun içerisinde bizim anlamadığımız tarzda bazı tabirler var. Mesela arş. Biz biliyoruz ki 7 kat semanın üzerindedir. Şu kainatın damıdır. Biz böyle biliyoruz. Ama burada toprak arşı, su arşı, hava arşı diyor. Bu ne demek? Şimdi arş-ı azam ile bunun arasında fark var yani. Evet, toprak nasıl arş oluyor? Toprak nasıl arş oluyor diyor. Yani bunu ben şimdi bunu anlatsam diyor, bu dile çevirsem ben anlamadığım gibi başkası da anlamaz bunu. Dolayısıyla bunun diyor terimlerinin çıkması lazım. Bergus var, sen bilirsin. Evet. İslam Üniversitesi'nde. Benim de hocam aynı. Sizin de hocanız değil evet. mi? Malezya İslam Üniversitesi'nde öğretim üyesi orada. Israrla bize bunu söyledi. İlla terim çalışması yapılsın diye. Yoksa yani Risale-i Nur anlatmak istediği şeyler tam olarak anlaşılmaz diye. Ve hakikaten biz aslında bu 4-5 senelik bir mevzu diyorsunuz. Aslında öyle değil. Bu ta 1990'lı yıllardan beri hadi yapılsın, hadi yapılsın denilip de hiç kimsenin cesaretle giremediği bir konu. Tabii deli cesur olmuş kabilinden biz girdik işin içine. Tabii ağır bir mesele, hakikaten zorlanıyoruz. Allah razı olsun, yardımcılar olunca da İnsan o zorlukları aşabiliyor. Evet. Allah razı olsun. Evet. Aslında bu serüven uzun. Belki buna başka bir program başlı başına ayırmak lazım değil mi? Sizin Fas'ta bahsettiğiniz bir alim vardı. Bu terim çalışmalarına önemli. Evet. Yani Allah rahmet eylesin. Evet. Feridül Ensari. Faydası da o, değil mi? Siz görüşmüştünüz kendisine. Görüştük kendisine. İstifade etmiştiniz. Hatta şunu söyledi bize. Dedi ki bizim dedi İslam dünyasında tek bir kuruluş var. Yani İslami terimleri açıklayan bir enstitüsü orada. Ma'had Istilahat el-İslamiyye diye bir enstitü. İlim adamları tarafından kurulmuş. Tabi bunların kurucularından bir tanesi de işte rahmetli Feridül Ensari hocamızdı. Biz onunla tabi uzun uzun konuştuk. Hatta geldi buraya. Onun hocası olan Şahidül Büşeyhi vardır. Yine meşhurdur. O Türkiye'ye davet ettik. Bizlere terim nasıl çıkartılır diye bir güzel briefing verdi. Sonra Risale-i Nur terimleri nasıl çıkartılır diye onun üzerinde bayağı bir konuştuk. En sonunda şunu söyledi. Aslında bir terim orijinal kitap üzerinde çalışarak çıkartılır dedi. Yani hangi dilde yazılmışsa o dilde çalışarak yapmak lazım. Tercüme kitaplar üzerinde terim çalışması yapılmaz dedi. Çünkü hangi yerden o kelimeden Üstad Bediüzzaman neyi kastetmiştir diye bir ekip tarafından çalışılacak, tespit edilecek dedi. Tercüme üzerinden çalışırsa tercümanın aktardığı kadarıyla biz alırız. O da yanlış olur, doğru olur. Bu olmaz dedi. Siz dedi şunu yapın. Önce biz siz Üstad Bediüzzaman bu kelimeleri hangi manada tarif etmiş bunları ortaya çıkartın. Sonra çeşitli ilimlerde bunlar nasıl tarif edilmiş diye biz yaparız o. Bizim işimiz dedi. Bizim önümüze koyun. Ama Allah rahmet eylesin vefat etti. Onun hocası var Şahidül Büşeyhi. Şimdi bizim niyetimiz de bu çalışma bittikten sonra önlerine koyacağız. Hadi bakalım biz bu kadar. Hani adım Hıdır, elinden gelen budur kabilinden. Biz bunu yaptık. Siz hadi buyurun diğerlerini tamamlayın diyerek inşallah önlerine koyacağız. Ama koyacak kadar bayağı bir malzeme önümüzde birikti yani elhamdülillah.
Evet, evet. Aslında dediğiniz gibi bu uzun yılları alan bir çalışma. Tabii yani uzun soluklu bir çalışma. Uzun soluklu bir çalışma. Uzun büyük hedefleri olan bir çalışma. Biz burada kavram atölyesiyle sadece biraz bireysel olarak nasıl bazı istifade bazı numunelerini vereceğiz. Hissetmeye evet. çalışacağız yani. Evet, evet. evet. O zaman gelelim uluhiyet kavramımıza. Evet. Uluhiyet, Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin Risale-i Nur külliyatı içerisinde sık sık zikrettiği bir kelime. Nasıl tarif etmiş kendisi? Birçok yeri bir araya getirerek sizin bir oluşturduğunuz bir tarif var. Hı hı. İsterseniz buradan başlayalım. Uluhiyet nedir? Evet, uluhiyet kavramını önce hani bizim dedik ya, başta da söyledik, iki türlü çalışmamız var. Birisi halka yönelik, bir tanesi de daha böyle özel evet. seviye isteyen kimselere yönelik. Bir çalışma diye. Şimdi halka yönelik çalışma kısmından ben biraz bahsedeyim. Ondan sonra diğerine geçelim. Şimdi uluhiyet kavramı aslında ilahlık demektir. Bizim Türkçe'de karşılığı ilahlık. İlahlık. İlah kelimesi biliyorsunuz Tanrı kelimesiyle eş değer manadadır. Yani Tanrı, ilah. Tanrılık ya da ilahlık tabir edeceğimiz bir tabirle ifade edilir. İlahlıktır ama ilahlık daha önce rububiyet bahsi burada geçmişti. Ondan bahsettik. Rububiyetle uluhiyet genellikle yan yana tarif edildiğince ikisi daha rahat anlaşılmış oluyor. Rububiyet kelimesini açıklarken, terimini açıklarken şöyle bir örnek vermiştik. Hatırlayacaksınız. Mesela bir fabrika düşünün. Fabrikanın bir yönetimi vardı, işletmesi. Bir de patronluğu vardır dedik değil mi? Evet. Yönetimi ne yapar? Bir madde ham olarak fabrikaya gelir. Orada işçiler ve makineler tarafından işlenir. İşlerken mesela, işlenirken o maddenin geliri olur, gideri olur. İşte ne bileyim maaşlardı, suydu, elektrikti değil mi? Ham maddenin alımıydı. Ondan sonra bir takım giderler olur vesaire. Ondan sonra o işletmenin başındaki müdür ne yapar? İnsanları yönetir. Sabah saatlerini ayarlar, akşam çıkış saatlerini ayarlar, mesai saatlerini ayarlar. Böyle bu şekilde bir yönetim şekli vardı değil mi? Evet. Hatta hasta olsa hastalarına kadar ilgi gösterir. Yönetim budur. İşte bu yönetimin adına biz rububiyet diyoruz değil mi? Rububiyet diyoruz. Evet. Bir de fabrikanın nesi vardı? Patronluğu vardı. Patronluk da uluhiyettir. Patronluk ne demek? O fabrikanın sahipliği demek. Kârının sahibi, zararının da sahibi, mülkünün de sahibidir. Yani o mülkün isterse fabrikayı satar, isterse değiştirir, isterse o fabrikayı tutar, kumaş fabrikası ise demir çelik fabrikasına çevirir. Yani mülk sahibi yetasarrufu fi mülki kefe yaşa, mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Şimdi fabrikanın patronluğu budur. Mülkün sahibi olduğu için mülkteki tasarruf da ona aittir. Sonra o mülkten çıkan, fabrikadan çıkan ne kadar ürün varsa, kar zarar artık neyse hepsi kime aittir? Patrona aittir. Müdür sadece maaşlı çalışır orada değil mi? İşletmenin başında. Şimdi bu patronluk da uluhiyete misaldir demiştik. Değil mi? Hatırlayacaksınız. Uluhiyete misal demiştik. Kainatta bir fabrika gibidir. Bu fabrikaya efendime söyleyeyim bazı mahluklar gelir. Yaratılır. Ağaçları, işte çiçekleri, böcekleri, insanları, hayvanları, her şey yaratılır bunlar. Burada çalıştırılır, yönetilir bunlar. Her bir varlık hangi maksat için, gaye için, hedef için yaratılmışsa o hedefe ulaşıncaya kadar her türlü ihtiyacı karşılanır. Onlara imkanlar verilir. Efendim onlar bir şekilde yönetilir yani. Yönetim ne demektir? İhtiyaçlarının karşılanması, tehlikelerden korunması değil mi? Onlara bir egemenlik içerisinde bir disiplin içerisinde de muhafaza edilir. Şimdi bu kainat fabrikasındaki bu yönetime biz rububiyet diyoruz. Ama kainatın mülkünün sahibi kimdir dersek Allah'tır, ilah deriz biz. Yönetimin sahibi Rabbimizdir, mülkünün sahibi Allah'tır, ilahtır. La ilahe illallah dediğimiz zaman buradaki ilah kavramının içerisinde şimdi ne girdi? Mülk girdi. Evet. Ve aynı zamanda kainattan ne çıkmışsa, mesela ibadet. Kainat ne üretiyor? Kainat fabrikası ibadet üretiyor. Başka ne üretiyor? Şükür üretiyor. Başka ne üretiyor? Dua üretiyor. Başka ne üretiyor? Hatalı üretimler de oluyor.
Allah'tan değil o. Senden o hatalı öğretim. Şimdi onu katma onun içine. Aslında şimdi, mahlukatın ibadeti ne? Onu belki başka zaman konuşacağız. Mahlukatın ibadeti ayrı. Yani ubudiyet de ayrı bir şekilde gelecek. O sana ait. Şimdi hatalı üretim olmuyor. Sen hatalı çalışırken işçilerde hatalar oluyor. İşçi hataları oluyor. İşçi hataları oluyor. Yoksa yani. Şimdi bu kainattan başka ne öğretiyor? Medih, methetme, övme, övgüler. Bir çiçek mesela görüyorsunuz. Hele bir Japon çiçeği var mesela bizim evde. Açar zaman zaman böyle görürüm. Falan. Maşallah derim ya. Şu ne güzel yaratılmış diye karşısına geçerim. Hakikaten böyle hayran hayran o çiçeğe bakarım. İşte buradaki övgü de bir ibadettir. Tamam? Övgüler, takdirler, övgüler. Ondan sonra takdisler. İşte az önce söylediğiniz hatalı şeyler dediniz ya. Allah'ı ondan tenzih etme yani. Vesaire gibi şeyler kime aittir? Allah'a aittir. Ona gider yani. Her türlü hamd ve övgü, her türlü ibadet, her türlü teşekkür, her türlü övgü, minnet hepsi Allah'a aittir. Demek kainat fabrikasından her ne mahsul çıkmışsa Allah'a ait olmasına ne diyoruz biz? Uluhiyet diyoruz. Uluhiyet kavramı bu. O zaman avam lisanında biraz özetlersek mülkiyet var içerisinde. Hı-hı. Ürün sahibi yani ne çıkmışsa kainattan sahibi o. Sahibi o. Evet, yani sahiplik demek yani. O mülkünün sahibi de o, çıkan ürünün sahibi de o. Bitti. Evet. Ne ürün çıkmışsa. Risale-i Nur okurken buna benzer ifadelerle karşılaşıyorsak demek ki orada uluhiyetten bahsediyoruz. Tabii uluhiyetten bahsediyoruz. Bunlar bizim tabii için anahtar. Bir de mesela saltanat-ı uluhiyet tarzında bir tabir geçer. Evet. Uluhiyetin saltanatı. Saltanat neydi? Sulta, otorite. Egemenlik tamam içine girer. Otorite. Yaptırım gücü otorite demektir. Evet. Saltanat budur. Mesela ayet-i kerimede diyor, göklere ve yerlere diyor, ister istemez diyor, emirlerime itaat edin dedik diyor. Onlar da eteyna ta'iyin dediler diyor. Yerler ve gökler itaat ederek sana geldik dediler diyor. İşte bu, uluhiyetin yaptırımı budur. O saltanat-ı uluhiyettir işte. Yani mesela şöyle, gökten yağmuru indirdik, onunla yerden taneli bitkiler çıkarttık, işte meyveler çıkarttık diye ayet-i kerime bahsediyor değil mi? Neden bahsediyor? Rububiyetten bahsediyor. Lehu mülkü's semavati vel ard diye ayet-i kerime, yerlerin ve göklerin mülkü ona aittir dediğinde uluhiyetten bahsediyor. Bravo. Az önce okuduğumuz ayeti kerimede göklere ve yere ister istemez emrime boyun eğin dedik, gelin dedik. Onlar da emrine boyun eğerek geldik dediler. Bu neden bahsediyor? Saltanat-ı uluhiyetten bahsediyor. Değil mi? Ha orada saltanat-ı uluhiyet yazmaz. Uluhiyet, rububiyet yazmaz ayeti kerimelerde. Sen bunu anlarsan orada neden bahsettildiğini anlarsın. Risale-i Nur'da da rububiyet geçtiği zaman ha ne olduğunu anlarsın. Mealleri okuduğunuzda hiç rububiyet, uluhiyet kavramını pek bulamazsınız. Meallerde yok. Kur'an meallerinde. Risale-i Nur'da da uluhiyet, rububiyet çok geçiyor. Siz meali okuyarak Risale-i Nur'a, Risale-i Nur'u okuyarak meale yani Kur'an-ı Kerim'e intikal edemiyorsunuz o şekilde. Ama manalarını bilirseniz bunun, mealini okuduğunuz zaman neden bahsettiğini anlarsınız. Evet. Kur'an-ı Kerim'in semasına ulaşırsınız. Bu yüzden Risalelerin konu başındaki ayetle metinçeki bağı bu nokta kurmada zorlanması sebebi bu. Evet, evet. Biz direkt alenden geçmesini bekliyoruz. Geçmeyince ya bu konunun buna ne alakası evet, haşa ayette var gibi bir kopukluk yaşıyoruz. Ama evet, onun herhalde sebebi bu kavram eksikliğinden. Yani kavram derken terimden bahsediyoruz, evet, ıslahtan bahsediyoruz. Yani. Evet. Dakikalarımız azalıyor. Ben evet, o yüzden sorularını metine, sor. Tamam, evet, tamam. Burada bir tanımlamanız var. Ben aslında İşte bu biraz daha akademik seviyesi yüksek bir tanımlama. Yani evet, Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin Risale-i Nur Külliyat'ta yaptığı bir tanımlamadır. Evet. O nedir? Ona geçelim. Tamam. Evet. Uluhiyet ferşten arşa, seradan süreyyaya, zerrattan seyyarata, ezelden ebede kadar her bir mevcut, semavat ve arz, dünya ve ahiret, bütün mülkün kendisiyle ve o mülkten hasıl olan şükrün, perestişin, minnettarlığın, muhabbetin, metin ve ubudiyetin Allah'a ait olduğunu ifade eden sermedi ilahlıktır. Bunun tabii biraz açıklanması gerekli. Açıklandığı zaman şey olacak. Bu tabii hani dedik ya biraz seviye yükseldi. Üstad Bediüzzaman, diğeri daha kolaydı. Çünkü örnekler vardı, fabrika vardı, çalışması vardı, patronluğu vardı falan anlaşılıyor. Ama bu tabii
Üstad Bediüzzaman'ın kendi yaptığı bir tarif. Şimdi burada neymiş? Uluhiyet ne demekmiş? Ferşten arşa. Ferş dediği yer. Arş dediği bütün kainatın yönetim merkezi olan arş-ı azam. İşte yerden ta o yönetim merkezi olan arş-ı azama kadar. Seradan Süreyya'ya. Sera yer demek gene. Süreyya da Ülker takım yıldızı. Ta gökteki yıldızlar. Yani yerden ta yıldızlara, göklere kadar. Zerrattan seyyarata. Zerre dediği atomlardan tutun ta gezegenlere kadar. Ezelden ebede. Ezelden ebede bir de. Ezel kainatın ilk yaratıldığı günden ta ebediyete kadar, sonuna kadar her bir mevcut, var olan her bir varlık, semavat, gökler ve arz, yer, dünya ve ahiret, hem dünyası bunun hem ahireti, bütün mülkün kendileri, bütün mülkün kendileri, mülk denilen yani işte şu kainat fabrikasının tamamı yani içinde dünya var, ahiret var, işte efendim yer var, gök var, yıldızlar var, arştan ferşe her şey var. Her şeyin kendileriyle o mülkten hasıl olan şükrün, şimdi bu mülkten hasıl olan ne demek? Bu mülkten çıkan, kainat fabrikasından çıkan şükrün, bir şükür yani teşekkür. İkincisi prestij. Prestij ne? Tapınma. Minnettarlık. Minnettarlık ne? Borçluluk hissetme. Muhabbet, sevgi, medih, övgü, ubudiyet, kulluk. Kulluğun Allah'a ait olduğunu ifade eden sermedi ilahlıktır. Sermedi ne demektir? Varlığı kesintisiz devam eden bir ilahlık. Varlığı kesintisiz devam eden bir ilahlık. Kesintiye uğradığı zaman o sermedi olmaz çünkü. Yani işte bundan 1400 sene önceki zamanın ilahiydi da şimdiki zamanın ilahı değil, değil. Orada kesinti olur. O zaman ilahlık denmez ona. Sermedi olacak, kesintisiz. Ya da belirli bir kesimin ilahı da başka kesimin değil. Onun ilahı başka diyemez. Sermediyetin içinde bu da var. Yani göklerin ilahı da yerin değil. Ya da bütün iyiliklerin ilahı kötülüklerin değil. Ya da sadece hayvanların ilahı insanların değil. Ya da sadece insanların ilahı böceklerin değil gibi bir ayrım gözetemezsin. Sermediği bir ilahlık. Asla kesintiye uğramayan bir ilahlık. Yani şöyle diyebilir miyiz? Uluhiyet inkısam kabul etmiyor yani. İnkısam da kabul etmez, evet. Kesinti de kabul etmez. Evet. Evet, inkısam yani kısım kısım, bölüm bölüm, bölünmeyi kabul etmez. Evet. Ama kesintiyi de kabul etmez. Evet. Bir tanımın devamında şöyle bir ifade var. Uluhiyetin zati hassası ve zaruri lazımı istiklaliyet, vahdet ve infirattır diyor Üstad Hazretleri bir yerde. Tabii bunların her biri sanki birer terim gibi duruyor. Tek tek açıklamak gerekiyor ama. İşte onlar da açıklandı aslında yani. Her bir tanesi yani bir tarifi anlarken içinde kaç tane terim kullanılıyor değil mi? Evet. Bunlar yani bu kelimeleri gördüğümüz zaman istiklaliyet, şimdi vahdet. Şimdi zati hassası ve zaruri lazımı. Ne diyor? Zaruri lazımı. Zati hassa. Buna daha çok şu örneği veriyorum. Gerçi bütün kainatta zati hassa diye bir hassa yok. Zaruri lazımı diye bir şey yok. Kainatın kendisinde böyle bir özellik yok. Ama bunu anlayabilmek için gene de yarı özellik sahibi olan bazı varlıklar var. Mesela ne gibi? Ateşle hararet gibi. Sıcaklık. Ateş ve sıcaklık. Biz ateşi nereden anlarız ateş olduğunu? Yakıcılığından anlarız değil mi yani? Sıcaklığı varsa ateş olduğunu anlarız. İşte bu sıcaklık ateşin lazımı zatisidir. Ya da hassayı zatisidir. Zatının özelliği. Yani siz sıcaklığı ateşten ayıramazsınız. Ayırabilir misiniz? Düşünülemez yani. Sıcaklık ayrı, ateş ayrı. Bunu ayırabilir misiniz? Mümkün değil. Demek sıcaklık ateşin nesiymiş? Zati özelliğiymiş. Tamam. Veya lazımı zarurisidir. Yani lazım demek gene birbirinden ayrılmayan demektir. Lazımı zaruri. Asla ateşten sıcaklık ayrı düşünülemez yani. Siz onu ayıramazsınız. Neymiş? Uluhiyetin böyle birbirinden ayrılmaz
Özellikle. Zati özelliği neymiş? Birincisi istiklaliyettir. İstiklaliyet uluhiyetten ayrı düşünülemez. İstiklaliyet ne? Bağımsız olma. Hiçbir şeye bağlı değil. Patronluğun gereği. İstiklaliyet ister. Tabiri caizse patronluğun gereği işte. Evet. İstiklaliyet. Yani şerik kabul etmez midir? Yani bir başkasının emri altında hareket etmez. Evet. Müstakildir. Aldığı her türlü kararda özgürdür. İstediği yaptırımı yapar, istediğini yapmaz. Hiç kimse ona engel olamaz. İstiklaliyet o. Kimse mani olamaz. Karşına kimse duramaz. Müstakildir istiklaliyet. Demek Cenab-ı uluhiyetten ayrılmayan özellik neymiş? İstiklaliyetmiş. Bir. İkincisi vahdet. Bir olmaz. Evet. Uluhiyetin ayrılmaz bir parçası ortaklık kabul etmemesidir. Vahdet. Ve infirattır. Tek ve yekta olmak. İnfirat. Hem Cenab-ı Hakk'ın uluhiyeti şerikten, aslında bundan sonraki gelen kelimeler bunları açıklıyor. Şerikten, şerik ne demek? Ortaktan. Şanına layık olmayan şeylerden münezzehtir. Ve bütün evsafı, yani nitelikleri, vasıfları azamet ve celal ile muttasıftır. Azamet ve celal. Yani sıfatları da sonsuz büyüktür. Cenab-ı Hakk'ın o zatı da patronluğu da daha doğrusu sonsuz büyüktür, yücedir. Evet. Tarif uzuyor. Bir paragraf 31 daha geçiyor. Evet. Yani bir dakika geçtik. Evet, evet. Aslında bir küçük toparlama yapsak ve nihayet... Şimdi şu paragrafı da isterseniz bir iki dakika daha alalım. Evet. Uluhiyetin azameti, yani büyüklüğü, izzeti ve istiklaliyeti, her şeyi küçük olsun, büyük olsun. Yüksek olsun, alçak olsun. Tahtı tasarrufunda bulundurur. Yani yönetiminin altında bulundurur. Bir varlığın hisseti, küçüklüğü, alçaklığı veya hakareti onun tasarrufundan aciz kalmasına sebep olamaz. Ne kadar küçük olursa olsun. Yani kısacası şunu diyor. Bir atom, tek bir atom bile ben küçüğüm diye o uluhiyetin yaptırım gücünden saklanamaz, gizlenemez. Ben küçüğüm, kimse görmez, bir kenara saklanırım diyemez. Koca koca yıldızlar, galaksiler bile ben büyüğüm diye o uluhiyetin karşısında diklenemez. Baş kaldıramaz. Tamam? Uluhiyetin her şeyi böyle bu şekilde kendi kapsamı altına aldığını bize burada ifade ediyor. Evet. Evet. Özeti işte sonki özet olmuş oldu. Evet. Ne dedik? Uluhiyet Allah'ın mülkiyetinden bahseder. Evet. Bütün kainata sahip olmasından bahseder dedik. Bütün kainattan hasıl olan şeyler o uluhiyete aittir. Medihler, övgüler, şükürler. Ve belli hassaları vardır uluhiyetin dedik. Onlar da istiklaliyet, vahdet ve infirattır dediniz. Ve ardından da diğer tasarrufunun altında hiçbir şey kaçamaz. Ne küçük ne de büyük. Evet. Evet. Kısaca herhalde böyle toparlayabiliriz, evet, değil mi? Evet, toparladınız. Güzel oldu. Kavram atölyesinde bugün uluhiyeti konuşmaya çalıştık. Tabii yine dakikaların bize el verdiği ölçüde. İnşallah başka bir kavram atölyesinde başka bir konuyla tekrar huzurlarınızda olmak duasıyla diyelim. Allah'a emanet olun.